Kepez Bülten'le karşınızdayız. Sevgili izleyiciler, ilçeye kazandırılan önemli bir proje. Antalya Araba Müzesi, birbirinden kıymetli ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Antalya Araba Müzesi ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Milli Savunma Eski Bakanı Vecdi Gönül, Antalya Araba Müzesi'ni ziyaret etti. Beraberinde Antalya'nın eski dönem görev yapan valileri de Bakan Gönül'e eşlik etti. Kepez'e yaptıkları hizmetleri aktaran Başkan Tütüncü, ilçeye kazandıracakları yeni yatırım projeleriyle Araba Müzesi'nin tarihini anlattı. Gençlerin eğitim hayatlarına destek veren Kepez Belediyesi, okullara kazandırdığı çok amaçlı salonlarla şehre silinmez eserler bırakmaya devam ediyor. Kepez Belediyesi eğitime destek vermeye devam ediyor. Başkan Tütüncü, açılış kurdelesini öğretmen ve öğrencilerle beraber kesti. Avni Çöllü Ortaokulu'na kazandırılan çok amaçlı salon, Başkan Hakan Tütüncü'nün katılımıyla hizmete açıldı. 3 Nisan 2009'du. Pazartesi gün belediye başkanlığı koltuğuna oturmuştum. İlk başladığımız iş neydi biliyor musunuz? Avni Çöllü Okulu'nun iç düzenlemesini yapmaktı. Hani diyorlar ya şimdi, Kepez Belediyesi okullara çok sahip çıkıyor. Yeni okullar yaptırmaktan mutluluk duyuyor ama biz o mutluluğu ilk defa bu okulda tatmıştık. Başkan Tütüncü, Avni Çöllü Ortaokulu'nun çok değerli olduğunu vurguladı. Sevgili çocuklar, her zaman sizinle birlikteyim. Bilim merkezleriyle, kütüphanelerle, bilim festivalleriyle ve daha nice güzel eğitim hizmetleriyle biz sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Yapılan yol çalışmaları, yenilenen altyapılar, Kepez Belediyesi'nin hummalı çalışmalarını getiriyoruz ekranlarınıza. Kütükçü Mahallesi her geçen gün değişiyor, gelişiyor ve yenileniyor. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından Kepez Belediyesi de sokaklarda kaplama çalışması için harekete geçti. Baştan aşağıya her sokağın yenilendiği Kütükçü Mahallesi'nde sıcak asfalt uygulaması yapıldı. Antalya Bilim Merkezi, renkli, eğlenceli atölye çalışmalarıyla çocuklara keşfedilmemiş bir dünyanın kapılarını açıyor. Bilim Merkezi Antalya! Minikler bilimin eğlenceli yanıyla tanışıyor. Bir sürü atölye etkinliğine katıldın. Nasıl geçti? Eğlendin mi? Evet. Neler yaptın? Robotik kodlama yaptık. Güzeldi. Legolar vardı. Onlarla araba yapmaya çalıştık. Antalya Bilim Merkezi her gün farklı öğrenci gruplarına misafirlik yapıyor. Çocuklarsa bilimin ışığında öğrenmeye devam ediyor. Lise öğrencileri, minikleri atölye etkinlikleriyle uygulamalı olarak öğrendiklerini pratiğe dökmelerinde yardımcı oldu. Yaklaşık 5-6 tane atölyemiz var ve bu atölyelerin asıl amacı çocukları hem robotikle hem de STEM alanlarıyla geliştirmek. Bu süreç içinde de çeşitli projeler yapıyoruz. Aslında bu da bizim projelerimizden birisi diyebilirim. Kültürün ve sanatın merkezi Kepez, birbirinden kıymetli eserlere ev sahipliği yapıyor. Başkan Tütüncü yine bir ilke daha imza atıyor. Şehrin en güzel kareleri Dokuma Park'ta bir araya geldi. Doğadan insana Konyaaltı fotoğraf sergisi gelen ziyaretçilerine kısa bir Antalya tanıtımı yapıyor. Türkiye'de bir ilke imza attıklarını söyleyen Başkan Tütüncü, belediyenin bütün koridorlarının müzeye dönüşeceğini vurguladı. Kepez Belediyesi'nin bütün koridorları, bütün birimleri bir müzeye dönüşecek. Gelenler de o sanat koleksiyonunu, çok geniş bir sanat koleksiyonumuz var. Geçmişle gelecek arasında bir bağ kurmak için böyle bir şey yaptık. Sergi ziyaretçilerinden büyük beğeni topladı. Sergi çok güzel, resimler çok güzel olmuş. Manzaralar konunun arkasına derinlik vermiş, camımız çok güzel çekmiş. Ben çok beğendim. Saklı kentin tabiat olayı, onları yakalamış, çok güzel. Bu haberimizle birlikte Kepez Bülten'in sonuna geldik. Yayınlarımızı ve gündemi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Haftaya görüşünceye dek hoşça kalın.